Merhabalar, Kaptan Yüksü kanalına hoş geldiniz. Oldukça pratik kahvaltılık bir tarif vermek istiyorum. Ee, bir şey yapacağız ya da hamur kızartması yapacağız. Hem çok kısa sürede hem de çok az malzemeyle yapacağız. Öncelikle e, bir su bardağı ılık sütüm var. Bu ılık sütün içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edeceğiz ve bir tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu kullanacağız. Tuzunuz tatlı kaşığı silme olsun çok fazla tuzlu olmasın ee, ve içerisine 2 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun e, markasına göre değişecektir e, miktar. Benim kullandığım su bardağı ölçüsü 240 mililitre. Önce bir spatula ile güzelce toparlayacağım, sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamur kızartmasındaki püf noktalarından bir tanesi hamurun iyi yoğrulması gerekir. Mayalanma süreci olmadığı için yoğurarak hamurumuzun her tarafına kabartma tozunu böylece yaymış olacağız. Ben toparladıktan sonra kalan unumun bir miktarını da yine döktüm ve elimle yoğurmaya başladım. Ben toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı silme 1 yemek kaşığı olacak şekilde un kullandı. E, çok sert bir hamur olmayacak ama cıvık da bir hamur olmayacak. Bu süreci özellikle şöyle size göstermek istedim hamuru nasıl yoğuracağınızla da ilgili sorular soruyordunuz. Gördüğünüz gibi hamuru yoğurdum ve bir merdane ile direkt yoğurduktan hemen sonra açtım ve e, şeritler halinde kesiyorum. Kestiğiniz büyüklük tamamen size kalmış. Ne kadar arzu ederseniz o kadar kesebilirsiniz. İyice kızarmış bol sıvı yağda bu kestiğimiz parçaları direkt kızartıyorum. Ee, yağın bol olmasına ve iyi kızarmasına dikkat edin. Böylece hamurlarımız çok daha güzel kabaracaktır. Aynı zamanda da çok daha çabuk pişecektir. Ee, az yağda pişirme biraz sıkıntılı olabilir. Bol yağda pişirin oldukça kısa sürede pişiyor. Toplamda bu hamur kızartmasının başlaması ve bitmesi 6-7 dakika kadar sürüyor. Arkalı önlü kızarttıktan sonra tüm e, bir şeylerimi topluyorum bir şey ya da hamur kızartması hangisini kullanmak isterseniz oldukça basit ve pratik bir tarif ama o kadar lezzetli ki kahvaltıda reçelle peynirle sevek, severek yiyeceğiniz bir e, çeşit olacaktır Bir de hızlı bir şekilde göstermek istedim size çabucak kızardığını hemen kızarıyor ve hemen toparlıyorum asla yağ çekmiyor oldukça hafif içi de gayet güzel pişiyor çok kalın açmadığımız için de içinin hamur olma ihtimali yok. Şimdi size içinde iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel pişmiş. Kahvaltılarda kolaylıkla yapabileceğiniz hem ekonomik, hem lezzetli hem de pratik bir tarif. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.